Sevgili Balıkesirliler, bugün 4 Eylül 2023 Pazartesi, Zanospaşa Kent Meydanı'ndayız. Sizlere bugün Karesi Türbesi'ni tanıtmaya çalışacağız. Evet, Balıkesir'in kurucusu, Karesi Beyliği'nin kurucusu, lideri olan Karesi Bey'in türbesi burada. Bu türbe 1897 depreminde yıkılmıştı, zarar görmüştü ve 1898 yılında dönemin valisi, tasarrufu Ömer Ali Bey tarafından tamir ettirildi ve bugünkü haliyle de 1922 yılında dönemin belediye reisi Hayrettin Bey tarafından inşa edilmişti. Şimdi türbenin içine giriyoruz. Evet, burada Karesi Bey'in türbesiyle, kabriyle birlikte beş ayrı mezar var, altı ayrı mezar var, pardon. Bunların iki tanesi çocuklara ait. Bu kabirde yatanların Karesi Bey'in yakınları olduğu belirtiliyor. Biliyorsun, Balıkesir'in de eski adı Karesi ve bugün Karesi adı ilçe, Merkez İlçe Belediyesi ile birlikte yaşatılıyor. Karesi Bey'in de Osmanlı döneminde Osmanlı'yı ilk ilhak eden beylerden biri olduğu biliniyor. Evet, yine burada Karesi Beyliği ile ilgili bilgiler yer alıyor. Yine burada Zanospaşa Camii'ni görüyorsunuz. Evet, Balıkesir'in kurucusu Karesi Bey'in türbesindeyiz. Kabrini görüyorsunuz. Yalnız bu türbenin, Karesi Bey türbesinin bir handikapı çevresinin dolu olması ve buranın görünürlüğünün ve çevre görsel kirlilik bulunduğunu da hatırlatmak lazım. Bununla ilgili de Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki dönemde çalışmalar yaparak Balıkesir'in kurucusu Karesi Bey'in türbesini Zanospaşa Kent Meydanı'na yakışan bir şekilde hale getirilmesi en büyük temennimiz, dileğimiz. Bu konuda da çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Evet, zamanında Balıkesir'de birçok çarpık yapılaşmalar yaşanmış. Bu çarpık yapılaşmayı da kentin kalbi olarak nitelendirilen Zanospaşa Meydanı'nda da görebiliyoruz. Ve son olarak biliyorsun, yine Zanospaşa Meydanı rahmetli Edip Uğur döneminde başlatılan Yücel Yılmaz'la birlikte, günümüzdeki belediye başkanı Yücel Yılmaz'la birlikte adına, şanına yakışan bir konuma getirildi. Evet, burası Karesi Türbesi'nin genelde cuma günleri açık oluyor. Bugün yurt dışından bazı ziyaretçiler anısına görmesi için, ziyaretçilerin görmesi için bu kabir açıldı. Cuma günleri gelerek bu türbenin içine girip Karesi Bey ve aile efradının ruhlarına Fatiha
okuyabilirsiniz. Ruhları şad olsun diyerek yayınımızı sonlandıralım.